Seninle röportaj yapan kızın da burada olması peki? Evet ya. Doktorun kardeşi çıktı. Öyleymiş. Allah'ın işi işte. Beni boş ver, sen de bir haller var asıl. Yok bir şey abi ya. Söyle oğlum, ne oldu, avukat kız mı? Ama bu sefer %100 haklı. Yani ona hiç söylememem gereken bir şey söyledim. Bana sürekli ters davranıyor ya. Hayır ya, harbiden söyledim mi öyle bir şey? Ne söyledim ya? Söyle. Yani bana neden böyle davrandığını biliyorum tarzında böyle bir... Ne gerek var lan böyle şey? Tam olarak böyle bir şey söyledim bu arada. Şimdi bütün gün beni kıstıracak burada ne demek istedin diye. Ne yapacağım ben? Yani ne yapacağını bilmiyorum da... ne yapmayacağını biliyorum diyebilirim. Bir fikrim var yani. Bence bugün onunla baş başa hiç kalma yani. Haklısın. Evet. Şey diyeceğim. Hatta genel olarak bence baş başa kalma diyebilirim. Neyse ben bir anlamadım. Evet. Tamam, ben haber verdim. Tamam, görüşürüz. Selam. Selam. Sevgilin bir yerlerden çıkıp üzerime saldırmaz değil mi? Bakacağız artık ona, her an her şey olabilir. Bizler bu. O manyak sevgilim değildi benim. Sadece öyle bir kere görüştüm. Sonra da görüşmeyi reddettiğim biriydi. Siz kadınlar bir reddedilince deliriyorsunuz ya, onlardan biriydi herhalde. Tamam da bu açıklamayı bana o gün yapsaydın ben de o kadar delirmezdim herhalde. Güzel aldın ama intikamını. Tebrik ederim. Sen de güzel hak ettin ama. Vay yanlış. Tercihlerim beni ilgilendirir. Eylül'le aşka inanmam falan. Güzel. Güzel cümleler yani. Tamam, biraz acımasız olduğumu kabul ediyorum. Ama... yani aralarda doğruları da yazmışım. Yani senin ben aşka ve evliliğe inandığını hiç sanmıyorum. De işte bunu annemin bilmesine gerek yoktu. Annen evlenmen için baskı mı yapmaya başladı yoksa? Ben de yarattığın tarihi bir hata hayal edebiliyor musun? Yazık sana. Özgür. Annem. Merhaba. Merhabalar. Ben de seni arıyordum çocuğum. Misafirler seni merak ediyor da. Ben de seni arıyordum aslında anneciğim. Geleceğim ya, herkesle ilgileneceğim, merak etme. Geleceğim tamam. Herkesi. Tamam canım, tamam. Anneni görünce sende yarattığı tahribatı çok iyi anladım. Özrün kabul edildi ama. Bir dakika ya, nasıl yani? Şimdi özür dileyen ben mi oldum? Ya, tam olarak da gönlümü almış sayılmazsın tabii. Bak sen, yani tam olarak nasıl gönlünü almamı istersin? Ezgi, bu şarkıyı çok severim. Dans etmek ister misin? İsterdim ama gerçekten çok yorgun hissediyorum. Sonra ederim mi? Tamam, nasıl istersen. Biliyor musun? Birden enerjim yerine geldi. Hadi dans edelim. Nasıl? Şimdi? Evet. Hadi. Durduğumuz kabahat. Tabii ki. Dans edelim biz de işim. Olur. Bunlar ne yapıyor ya? Ortam gerilecek. Bence siz de kalkın. Ay evet. Aşkım kalkalım. Bir şey olursa müdahale ederiz. Hadi. Hadi bakalım. Biz de kaldığımız yerden devam edebiliriz. Dinliyorum. Bazı kadınlar da böyle derken ne demek istedim? Ben orada aslında... Ozan'cığım, tatlım. Dans ederiz demiştik, sonra öyle konuşmuştuk. Evet, evet değil mi? Söz verdim. Değil mi? Sonra konuşacak olur mu? Yalnız ayağım çok ağrıyor. Basarsan da sağa bas, tamam. Çalıştım, sen gel. Tamam. Papatya gibisin beyaz ve ince.
ediyor. Fitnat, ne biçim konuşuyorsun ya, hızlı çıktı falan. Allah Allah, arkadaşıdır. Ne olacak? Ne arkadaşı? Hani Özgür dururken. Özgür de başka biriyle dans ediyor. Ayol, bunlar birbirlerine nispet mi yapıyorlar yoksa çok mu rahatlandılar? Ben sana diyeyim şekerim, bunlar yakında ayrılır. Kesin ayrılır bunlar. Çünkü bunlar da ciddiyet yok. Yani ciddiyet olsa bu şekilde davranmazlar bunlar yani. Tamam Fitnat, tamam. Anlıyorum, görüyorum zaten. Nevin. Ya Ezgi başka bir adamla dans ediyor. Görüyorum canım, görüyorum. Özgür de başkasıyla dans ediyor. Aralarında bir problem yoktur değil mi? Kavga etmemişlerdir. Yok canım, Allah korusun, deme öyle. Stres oldum vallahi. Biraz eş değiştirsek mi? Tabii olur. Sen yine de benim dediğimi bir düşün bak. Yaramaz şey. Ne yapıyorsun bakayım sen? Dansa kalkılır mı? Dansa kalkılmaz ama başka kızlarla flört edilir. Ne alakası var? Yazık ya. Vallahi üzülüyorum. Bu senin bağ kurma problemin her alana sirayet etmiş. Ne alakası var? Kuramıyor da. Dans etmekle konuşup gülüşmek bir mi? Bir tabii. Aslında bunu en iyi sen bilirsin. İkisi de ön hazırlık. Bir saniye, bir saniye sen. Kıskandın mı? Ne kıskanacağım seni ya? Aa, ayrıca hatırlatırım. Serdar'ın kollarından birini çekip alan sensin. Sakın sen beni kıskanmış olmayasın. Kıskanmak seni. Seni. Evet. Ben o jinekolog arkadaşın kollarından sen annemler yanlış fikirlere kapılmasın diye kurtardım. Ben varken ona dans ediyor olmam hoş mu? Sence hoş görünüyor mu? Ha? Peki ben varken senin başka kızlarla flört etmen hoş görünüyor mu? Hı? Hoş görünüyor mu? Bir gece daha sabredebilirsen. Zor olacak ama sabredeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.